Arkadaşlar merhabalar. Şanlıurfa tablo çalışmaları bitti. Burada yine görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. İyi haftalar dilerim. Pazartesi bugün de. Yine bütçeleri aşmadan güzel devirli bir programı var Şanlıurfa'nın. Dek getirmeye çalışacağız, bulmaya çalışacağız. Yani şansımız, tabii şansa çok fazla ihtiyacımız olacak bu koşularda. Birinci koşu, boş koşuları. Maiden yani çok fazla bildiğim bir şey yok bu meydanda. 1-5 AGF almış jokeyli atlar. Birinin kazanması gerekiyor normal. Erkek safkanlar gene ön planda olur. O yüzden bir normal favorisi. İkinci koşu plase başlangıcı. Burada da bir nolu safkan. Kazanma ihtimali hala çok yüksek. Son yarışı çok başarılı, dereceli. 2'ye geçilmişti. Onu geçer vaziyette duruyor. Bir nolu katı oldu. Rakip 2. Birinin en azından birinin ikilide kalması gerekir. Handikap almış 3, 5 ve 10 gibi safkanlar 1 ve 2 kadar kaliteli değiller. Yeni koşan atlar, maiden atları bunlar. Bu gruptan birini çıkacağını isteyen at olması lazım. Yani maiden'dan çıkmayı isteyen at olması lazım. O da Ferit tercihli örneği. 4 nolu safkan gibi. Diğerleri dönmeye başlamışlar zaten. Bunlar sezon sene sonuna kadar dönecekler. Üçüncü koşu altılı başlangıcı. Valla yüksek bir para toplanması bekleniyor. Duyduğum kadarıyla da 6 milyon diyeyim yeni parayla. 6 milyona kadar çıkacağını tahmin ediyorlar. O yüzden de enteresan sonuçlar da alabiliriz. Ya da normal olması gerekenler de yarışlarını kazanır. Bizler de mutlu oluruz görebildiğim kadarıyla. Umarım terslik çıkartmazlar. Şartlı 4 dişi sürprizi açık yarışta başlatıyorlar. Şartlı 4 dişilerde. Burada çok aradım. Hani sürpriz atı kim yapar? Sürprizi hepsi yapıyor. Hani böyle kıyıda köşede kalmış sürpriz at dediğim o atlardan baktım. Net olarak da bir şey çıkmayınca normal bitmesini bekleyeceğim bu yarışın. Ferit tercihli, 7 mavli kız, son yarışındaki 7.liği, neredeyse bu grubun tamamını geçmiş, performans göstermiş durumda. Handikap düşen, artık kazanacak duruma, şarta, kiloya gelen mavli kız kazanabilir. Ferit de ilk ayaktan AGF olmadığı için, geçen AGF, dün AGF olmayan atı getirmişti. Burada bu atla iyi bir sonuç alır. Kazanabilir. Hani tek olur diyemiyorum. Kolay değil tek olur demek. Ama beklentim kazanması yönünde. Ciddi iki rakibi görünüyor. 5 ve 6 nolu safkanlar. 5 yarışın şartın kilosunu taşıyor. 6'da apranti var. Bu da apranti tercihiyle kendilerine şans yaratacaklar. 7, 5 rakip 6 plase sürpriz sahnesinde duruyor arkadaşlar. Diğer atların hiçbirine itirazım yok. 1-12, bir koşar AGF almış durumda 58 kilosu ile. 1-12 ve diğer grup handikaplar baktığımda çok, son yarışlarına bakıyorum çok zayıflar. Birinin bir fedailik yapması lazım. Çok ters bir yarış çıkarması gerekiyor. Hani jokeylerle 9'la 14'le örneğin böyle ters gelecekse bu atlara da çok at yazan arkadaşlara dikkat etmenizi öneriyorum. Ancak normali 7-5 arasında bir yarış, sürprize 6, 1-12 AGF olan atlar bunlar da yazılabilir durumda. Yine şanslı duruyorlar. Dördüncü koşu handikap 15, handikap 3. Burada çok oyalandım yani çok vakit harcadık. At bulmaya çalışıyorsunuz olmuyor. Yani bakıyorum aşağı iniyorum yukarı çıkıyorum. Dengeli, mesafe dengeli, şart dengeli, kilo dengeli ve birbirlerini geçebilecek gene bir Arap yarışı. Hani ilk ayaktan 5'liye gönderirlerse o at aradım bulamadım. Buradan da güzel bir sürprizle bizi hadi eyvallah der gönderirler bizi. Önerim hafif kilolu atlar ile ağır kilolu atlar arasında geçmesini beklediğim bu yarışta 15 Fergani çok iyi kilo verdi. 9 Kral Camus. Yukarıda 1 Çıkmazoğlu ağır kilosuna rağmen diğer atların kilo almasıyla 2 Aldırmaz 58.5 Kaisbert olmasıyla ben de ön planda çıkıyorlar ki bu atlardan bir de 8 tasarımcı bu da uygun kilosu ile giderler bu yarışa tasarımcı ile de 8 12 apranti indirimi
ara vermiş olmasına rağmen Esentepe'li. Ben de ön planda çıkıyorlar arkadaşlar. Yani az atla geçecek arkadaşları öncelikle 15-9-1, rakipleri 12-8-2 ve diğer atlar 14-4-5-6 itiraz edemediğim, düşüremediğim safkanlar oldular. Tercih sebebi. Yani tercihen yazabilirsiniz. Zor bir koşu çünkü. Ama şansımızı deneyip az atla geçecek arkadaşlara da değerlendirmenizi size bırakacağım tabii önerdiğim atlardan. 5. koşu şartlı 4. Oğlum Kaya 9 yaşında bir var bir yok yarışı yapıyor arkadaşlar. AGF'ye göre koşuyor. Gördüğüm bu. Metin Arslan sahipleri favoriyken yoklar. Sürpriz plasayken varlar. Yine favoriler ne yapacaklar bilmiyorum. Bu atı geçebilecek 3 nolu çelik maviyi gördüm. Apranti ile kalite handikap puanı da verince direkt olarak favori çıkarttım ki beklentim %6'lık bir atın gelmesi. Uyan Safkan 3. Valla 6'yı tek kullanmıyorsanız 3'ü mutlaka kuponlarınızda bulundurun. Ben de risk edilebilir vaziyette de duruyor. Tek olabilir. 3 çelik mavi. 12 bu ata benzer bir Safkan. Ferit bu attan inmiş 11'e binmiş ki 293 gündür koşmayan bir at. O yüzden 11'de yazılır durumda. Bir bildikleri vardır. Hazırsa kazanır. 11 kazanır burayı. 12-11 rakip. 6 AGF. Hani yazmasak olmaz, yazsak olmaz. O türde bir at. 1 ve diğer atların yazımını size bırakırım. Ben de bu 4 at ön planda. Favorim 3 nolu çelik mavi. Yani kazanmasını beklediğim ya da iyi koşmasını beklediğim Safkan 3 çelik mavi oldu. 8-9 yaşında, 6-9 yaşında işte Necmi 8 eksik performanslar geliyor bu atlardan. Normaldir bu bölgenin atları. Sıkıntılı atlar. Zaten normal atlarımız pek yok. Bir varlar bir yoklar artık. Yani 9 yaşında olduktan sonra bunlar da çok normal. 6. koşu şartlı 5 mücadelede bir tek adayım da burada var. 4 Hat Demirkır. Bu şartlı 5'i handikapı kazanmış. Bu şartlı 5'i de kazanabilir. Uygun kilo, uygun şart, kalite handikap puanı gördüğüm kadarıyla tek olabilir vaziyette start oluyor. 2 Gökyüzü dişi olmasına rağmen bu Safkan'a rakip olarak önereceğim. Uygun şartın, şartın uygun kilosunu taşıyan dişi Safkan. Tek kullanmıyorsanız dikkat edin. 2 9 Son Nisan Nur ara vermiş olmasa direkt favori yapardım. 9 yazılabilir. 8 AGF Ferit'le. Ferit'le AGF'lerde pek, Necmi de öyle zaten. AGF'lerde pek olmuyorlar. 8-1 yazılacak Safkanlar. Çok at yazıyorsunuz. Önemli olan 4 nolu Safkan'ın kuponlarda olması. Tek kullanmıyorsanız da, tek olacaksa 4, 2 gökyüzünün yazılması gerektiği bu koşuda. Diğer atların yazımını size bırakıyorum. 7. koşu Maiden. İki Safkan ön planda görebildiğim kadarıyla, ikisi de aynı orijinde. Aygür olarak Güngör Baba. 3-2 3 Apranti indirimiyle Apranti'yi bindirmişler ki hedef yaptıklarında, Maiden'a çıkacaklarında sürekli bunu uyguluyorlar at sahipleri. Apranti'lerle Maiden'a veda ediyorlar. 3 o yüzden de favorim. Bu da tek olabilir gecenin efendisi. Erkek Safkan. Ben de iyi koşmasını beklediğim Safkan olarak çıktı. 2 Can Kısas rakip görebildiğim kadarıyla. Şöyle bir şey daha var bu Maiden'larda. Ben bilmem çünkü Maiden'ları. Burada büyük rakamlı kuponlar yaparlar. Bir tane atı tek atarlar. Bu Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ'da içeriden bilinen bir attır. O hipodromun atıdır. O bölgenin atıdır. Genelde onlar da kazanırlar. Hani sinyal düşmüş atlar mı deniyor artık? Tiyolu atlar mı deniyor? Hiç de sevmem ama ne yazık ki bu tip Maiden yarışlarında, bu tip programlarda %5'lik, 3'lük atları getiriyorlar. Ve yüksek rakamlı kuponlarda tek görüyorum o atları. Yaptıkları doğru şey değil, iyi bir şey de değil ama yaptıklarını da çok gördüm. Öyle bir at tespitiniz olursa, duyum alırsanız öyle bir şekilde, o atı da değerlendirin. Bu grubun içerisinde kim olursa olsun. Biz normal görebildiklerimizi aktarmak zorundayız.
8. ve son koşusu. Risk almak isteyen arkadaşlara buraya 2 at önereceğim. Tek önereceğim 9 numaralı safkanı. Riski start problemi var. Hani 3-5 boy neyse de mesafe çok fazla uzun değil. 8-10 boy kaldığında bu grubu geçmekte zorlanıyor. 9. Takılmazsa startta kazanır tek olur. Takılırsa 14 yarışı kazanır. Bu düşüncedeyim. Apranti indirimine rağmen 14 yarışın AGF'si doğru. Kaliteleriyle, bu yarışlarıyla, son yarışlarıyla bu grupta söz sahibi olur, etkili olurlar. Hani başka at göremedim açıkçası bu iki at. Biri startta takılır, biri kayba koşarsa 9-14 bunlar da yaşanır. Vallahi çok sürpriz bir atın gelme olasılığı yüksek. Yarışın AGF'lerinden 8 tutmuyorum arasından dolayı. 16, 8, 15 sıkıntılı koşan atlar gördüm ama tabii ki itiraz edemem yazan arkadaşlara. Bunların dışında 11 Necmi tercihli. Ters bir yarış gelebilir, sürpriz attır. 11, 3, 1 gibi atlara dikkat etmenizi öneririm. Çok at yazıyorsanız. Yani normal bitecekse 9-14 arasında 9 normal çıkış yaparsa da kazanır da. Bir yarış. Şanlıurfa devirli altılı bugün bende böyleydi arkadaşlar. Hani biraz da dediğim gibi şansa da ihtiyacımız var. O olmadan olmaz. Yazdığınız gibi gelsin. Temennimde bulunayım. Şansınız açık olsun. Hoşçakalın.